Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan 4. semada öğrendiklerimizi değerlendirelim adlı etkinliğimizin sorularını cevaplandıracağız. Çekirdek adlı bir metnimiz var arkadaşlar. Sırasıyla sorularımızı okuyalım. Küçük Nasrettin ne yiyormuş? Kiraz yiyormuş. Aşağıdaki kişilerden hangisi okuduğunuz hikayede geçmemektedir? Nasrettin Hoca'nın babası hikayede geçmemektedir. Küçük Nasrettin'e kim soru sormuştur? Annesi soru sormuştur. Küçük Nasrettin'in kirazları niçin çekirdekleri bile yiyormuş? Çekirdeklerine para ödediği için. Aşağıdaki oyunlarla oynadıkları yerleri eşleştirelim. Zeybek, İzmir, Horon, Trabzon, Bar, Erzurum, Hora, Trakya. Aşağıdaki cümlelerde koyu verilmiş kelimelerin eş anlamlarını birer cümlede kullanalım. Konuklarla çok güzel ikramlarda bulundu. Dedem sık sık bayram anılarını anlatır. Bilmediğim sözcüklerin anlamına bakarım. Türk ulusu değerlerine önem verir. Kardeşime doğum gününde hediye aldım. Misafir, hatıra, kelime, millet, arman eş anlamlısıydı. Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre numaralandıralım. Sırasıyla 3, 5, 1, 6, 4 ve 2 şeklinde numaralandırmamız gerekmektedir. Aşağıdaki görsellerden Nasrettin Hoca ile ilgili olanları işaretleyelim. Kavuk, eşek, yelek, maya çalma ve küpü işaretlememiz gerekmektedir. Aşağıdaki ifadelerin belirttiği duyguları işaretleyelim. Heyecan, merak, üzüntü ve cesaret işaretlenmesi gereken duygulardır. Değerli öğrencilerimiz, bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvel Cevap YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim. Evvel Cevap ailesinden saygılar, selamlar.